Selam arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz kanalıma. Bugün size fesleğen nasıl çoğaltılır onu göstereceğim. Evde fesleğen nasıl bakılır? Şimdi bu fesleğeni ben bir tane komşunun bahçesinden, yani şu kadar bir boyutta bulmuştum. Tek bir fesleğenden çoğalta çoğalta, şimdi size biraz sonra göstereceğim. Hem bahçeme ektim hem balkondaki saksımı doldurdum. Şimdi pazara gittiğiniz zaman fesleğen alırken taze fesleğen bulabilirsiniz. Bakın yaprakları böyle canlı olsun. Eğer canlı taze fesleğen bulabilirseniz eve geldiğinizde onu çoğaltma ihtimaliniz var. Şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi fesleğenimizin bir tane uzun bir dalını belirliyorsunuz. Mesela şu dal, bakın. Ya da komple buradan kesebilirsiniz. Zaten hemen patlıyor sağından sonuna. Şimdi bu fesleğenin mesela uzun dalını aldık. Tamam mı? Buradan kesiyoruz. Şimdi bu birinci dalımız. Şimdi ben bu fesleğeni kurutacağım için tekrar şöyle alttan buluyorum. Evet. Bu da ikinci dalımız. Şimdi bu fesleğenin yapraklarını ayırdıktan sonra bunları alıp, çünkü kurutuyorum ben. Sadece şu iki yaprak ve sapı kalıyor. Bu sapını alıp böyle bir suyun içine koyduğunuz zaman yaklaşık 4-5 gün sonra içindeki fesleğen şu şekilde kökleniyor. Ve bu köklenen fesleğenleri tekrar saksıyla dikip çoğaltabiliyorsunuz. Bu kadar kolay. Şimdi bu fesleğenden onu da yine aynı şekilde yapraklarını biraz sonra alacağım. Bak, kopardık ya. Bu tekrar buradan hemen alttan üstten her tarafından patlıyor. Bak altta, görüyor musunuz? Yani tek bir fesleğenle saksılarca ya da böyle bir bahçenizde istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Fesleğenin bakımı da çok kolay, çok basit. İsterseniz dediğim gibi pazara gittiğinizde taze fesleğen, hatta bu mümkünse böyle köklü bulabilirsiniz. Bazen böyle kökünden söküyorlar, gazeteye sarıp koyar ki hani daha taze canlı dursun diye. Böyle çoğaltabilirsiniz. Bak, bunda benim çoğalttığım fesleğenlerim. Şurada bir tane fesleğenim vardı bunun gibi. Bunun tek bir dalından, bakın. Bunu az önce kestiğim fesleğeni. Mesela bu fesleğen şu kadar küçük bir şeydi. Budayınca bakın böyle oldu. Yani bu sizin elinize. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi kesip suya koyuyorsunuz. 3 gün sonra kökleniyor. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.